Çünkü hem soldaki Enis hem ortadaki öndeki Ozan. Bak Eren de öyle. Yani Eren Elmalı ne yapıyor? Yani. Ya Eren şey, Elmalı biz, da öyle. Biz dökülüyor. Odada ne konuştuk? Şimdi bunları da bizi izleyenler yanlış anlamasın. Ben dedim ki devre bitiyor ara. Ya dedim Trabzonspor ikinci yarı Şenol Hoca hamle yapması gerek. Maçı böyle 1-0 bitiremez. Ya mutlaka gol yer. Ender dedi ki maç 1-0'da o ara. Ya hocam dedi uzatmada da gol yiyebilir. Böyle bir dengesizliği var dedi. Bak inan gol oldu o ara. Şimdi biz yani bu dengesizliği görüyorsun. Maç 1-0 iken zaten Şenol Hoca bir hamle yapmayacak. 1-1 iken bile yapmadı. Yani Şenol Hoca da diyorum yani geldiğinden beri elde edemedi. Formsuz takım zaten kötü. Yani ama Trabzonspor'un yani bir amacı gayesi olur ya. Ya bir Trabzonspor yenilir. Yenilmeyi de hak edersin. Ya böyle 8 tane oyuncuyla oynat. Deplasmanda oynat. Çekin. Kapan. Stoper orta sahada. Şey stoperlerden beklerden orta sahaya. Sen nasıl üreteceksin? Trabzonspor rakip ceza sahası içine benim gözlerim ne biliyor musunuz? En kalabalık girdiği anlar hangi anlar? En kalabalık. Duran top. Duran top. Bitti. Şimdi bazı oyuncular getireceğim. Neden bunu getireceğim? Başlangıçtaki konuşmamız için. Önce mesela Savic ve Vakeme. Evet. Şimdi önemli bütçelerle alındı bu oyuncular. Savic ve Vakeme'nin Barkos gelmedi mi daha? Peki gelmemiş. Banza geldi mi? Banza'nın Barkos'u var mı? Hazır mı? Biraz. Oradan da cevap geldi. Ben şunu söyleyeyim. Geliyor. Tamam. Öyle mi? Siz hazırlayın tamam. Biz devam edelim. Mesela Şenol... Savic ve Vakeme alınıyor. Evet. Bunlar ciddi ciddi rakamlar. Şimdi Banza alındı. Banza ekranda. Banza 7 maç oynamış. 620 dakika. 6 golü var. Asisti yok. Bir takım meziyetleri var ama onu açıyor mu? Onu açıyor tabii. Yani bir onu açıyor eder mi? Yani krampon etmez öyle söyleyeyim. Yani bu oyun anlayışıyla. Şimdi ceza sahasında orta geliyor ama Banza'nın kafasına atamıyorlar. Yani Trabzonspor'da öyle nitelikli çok böyle üst düzey işte bir Vişka var. Orta yapabilen. Orta kalitesi de çok düşük tabii, takımın. Thomas Mönye'ye gittikten sonra. Top taşıyan oyuncu yok arkadaşlar. Şey yok, olarak gelmiyor. Yani Şenol Güneş Abdullah Avcı'nın devamı gibi 11'leri çıkarıyor. Artı hiçbir oyun bulamadı. Yani hiçbir oyun anlayışı, ne bileyim taktik, oyun zekası hiçbir şey yok şu anda. Yani Trabzonspor hocasız da aynı puanları toplar. Tam bir yani sahadaki oyuncularda akıl tutulması var teknik heyette de bana göre. Çünkü teknik heyet öne geçtiği maçları tutamaz mı ya? Ya hem bu kadar savunma ağırlıklı oynuyorsun hem Çaykur Rizespor'dan 3 gol yiyorsun. Nasıl oluyor? 2 tane de golü sayılmadı. Hani offside'de bilmem neydi. Tamam doğru sayılmayan gollerde hakem haklı ama pozisyon var yani çok pozisyon veriyorsun. Varasanovic'in kaçırdığı 2 tane de %100 karşı karşıya pozisyon var. Senin Vişka'nın karşı karşıya bir pozisyonu var. Bir de bir golün var. Onun dışında pozisyonun yok ya. Yani nasıl izah edeceğiz? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Devam edin. Şimdi bu pozisyonları vermesin diye değil mi? Evet. Orta sahada Lüstram, Okay ve Ozan oynatıyorsun değil mi? Bu ne yaman çelişiyor o zaman. Şimdi, bak şöyle olur. Onu, bak şimdi. Evet. Çok ofansif bir orta sahayla çıkarsın orada. Mesela yok kadroda Bardi. Bak şimdi Bardi oynattın. Muhammed Çam'ı oynattın. Evet. Şimdi ben bazı öne oynayacağım. Ofansif risk alıyorum arkadaşımda. Yiyeceğim bir fazlasını atacağım. Aynen. Ya işte iki santrofor oynarsın. Dersin ki orta sahayı Muhammed Çam'la Bardi ile tutacağım. Ya deriz ki bizde yani çok pozisyon verir bu takım. Yani ofansif yani tamam da defansif direnci yok. Sen yani dörtlü savunman zaten ileri çıkmıyor. Bir de önü 3 tane savunmacı ile oynayıp bu kadar pozisyon veriyorsun. Şimdi, bak bu çok enteresan ya. Şimdi nasıl biliyor musun? Trabzonspor 3 ön libero ile çıkıyor. İlhan Palut 3 10 numarayla çıkıyor. Orta sahada 3 tane 10 numara özellikle oyuncuyla çıktı Trabzonspor'un karşısına. Ofansif, değil mi? Ofansif, biri defansif. Tabii. Şimdi bak niye orada yanlış seçim? Şimdi defansif oyuncularla böyle güçlü ama hareket hızı yok. Üçü de aynı. Şimdi Lucas Torreira gibi bir oyuncun olur. Fred gibi hareket hızı, çabuk oyuncu. Hemen baskı yapar anladım. Bunlar ağır oyuncu. Fiziksel kalite nedir? Bunlar birebir. Okay'a gelecek yanına. Mesela Zeki Uzundurukan'da ben omuz omuza çarpışacağım Ender. Burada topu kazanacağım. Bunun için. Ama adamların üçü de ofansif. Buna girmiyor. Pas yaptılar çok rahat geçtiler. Ya bu anlamda da bak çok yanlış anladın mı tercihler? Sen karşı tarafta 3 tane o profil... Plan hatası var yani. Bak, plan hatası var. Kurgu. 3 tane karşına Trabzon gibi ağır fizikli oyuncu olur. İkili mücadeleye girmek için oynatırsın anlarım. Onlar da top kullanamaz.
Ama onlar top kullanıyor. Hareket hızı da yok. Ağır oyuncular. Ya sen bunu kurgularsan topu Rize'ye verirsin ve devamında pozisyon yersin. Bir sıradaki 10 maçı alayım arkadaşlar. Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki taraftar en büyük sıkıntılardan biri şu. Taraftarın umudunun, ümidinin tükenmesi. Tribünlerin boşalması. Bunlar o ümit kalmadı canım. O nerede? Yani şimdi zaten zirvedeki takımlarla aradaki puan farkı iyice açıldı. Evet. Avrupa'da yoksun. Ben taraftarın ümidi kaldığını falan düşünmüyorum. Yani biz hani Ziraat Türkiye Kupası kalıyor. Taraftar kana alıyor. Bak bu söylemler, ben Trabzonspor mesela var ya, başkanı dinliyorum. Nevzat Bey, seneye bütün kupaları alacağız. Bak temenni strateji değildir. Temenni stratejiyle ölçülmez. Trabzonsporlar temenni. Başkan bütün sene şampiyonuz. Ya şimdi UEFA maçlarını seyrettik. Biz Trabzonspor'un ya şampiyon olacak bir kadro değil. Transfer yanlış. Olacağız. Şimdi senin şampiyon olduğun seneki ne Galatasaray o Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş o Beşiktaş. Doğru. Şimdi sen bunu iyi okumalısın. Burada Trabzon'un yapacağı tek şey var. Başkan eğer bu doğrultuda giderse, bu düşüncüde. Tabii benim düşüncem. Yani gider ayrı, iyi çıkar şampiyonlar. 3 yıllık bir plan yapacak. Bu tekrar seçildiğinde kısmetse 3 yıllık. Zaten 3 yıllık bunu, planla şampiyon oldular biliyorsun. Tabii, Ahmet Ağalı göreve gelir. Bu yaşlı oyunculara yollayacak. Genç, dinamik böyle bir kadro kurup bununla 3 yıllık planla yürüyecek. Trabzonspor'u genç, dinamik, iyi mücadele, aç, hedefi olan. Bunu anlatacak. Sabır. Eğer isteyecek. Bu kafayla giderse yine sıkıntı olur. Yine hoca tercihleri yanlış, oyuncu tercihleri ikisi de yanlış. Başarısızlıkta istikrarı yine devam ettirir başkan. Şimdi, bir şey daha yapmaları lazım. Şimdi Ocak ayında belli ki yine çok transfer yapacak Trabzonspor. Lütfen yapmalı şu transferleri mı? Yaparken yapmamalı bana göre. Ya Ocak'ta en son hedef yok, biliyorsunuz. Hedef yok, hiçbir şey yok. Bu takımı bir şekilde teşhisi koyup bu takım bundan iyisini oynar. Bu takımla zaten hedefe gidemezsin. Yapacağın 10 transferle, 10 yeni transferle hedefe hiç gidemezsin. Ama şu transferleri yaparken ya birilerine de danışmaları lazım. Biz bu listemiz şu şekilde. Trabzonspor'un çok böyle bu futboldan anlayan bir sürü eski futbolcuları, kim başkanları, mesela? Yöneticileri. Kim? Şimdi söylemeyeyim burada. Kim ya da yani ya da bu mesela. İşi bilen. Bana göre bu şekilde hiç yapılmamalı. Ya kim ben? Yani insanlar. Ben kim? Bakın, yani ben merak ediyorum. Kim Fenerbahçe, çok... Galatasaray bu transferleri artık, bakın Fenerbahçe Rogon menajerlik şirketi, en sonunda söylemek zorunda kaldım. Galatasaray George Gardner üzerinden yapıyor. Ya lütfen çok ünlü menajerlik şirketleri üzerinden yapın bu transferleri. Onlar seni yıl boyu analiz ediyorlar takımını zaten. Ona göre sana şu oyuncu gider, bu oyuncu gider. Ya Şenol Güneş'e şimdi bu kadar sıkıntının arasında liste hazırlatmak. Şenol Güneş mevki verir. Oyuncu teşhisi koymaz ki. Şimdi o oyuncu üstü vermez ki. Yayıncı kuruluşta bu şehir, bu taraftar, bu kulüp bunu hak etmiyor. Oyun o zaman. Ben bir şey açıkçası çok güzel söylemiş. Manuel'e kardeşim. Oyun o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de Trabzonspor'u yani... İnsan olarak hiçbir şey demiyorum zaten. Kimseye bir laf söylemeyiz. Sen de Trabzonspor'a hak edecek bir futbolcu değilsin. Ya Allah aşkına bak, sağ bek, sol bek alıyorlar. Sol bek Eren var. Barasic, yedek Ender. Ya heriflerin gole katkısı yok. Ligin 1/3'ü bitti. Gole katkısı yok. 2 tane bek almışlar ya. Şaka mı bu? Barasic Eren'i kesemiyor. Ya. Bak şimdi ne plan, nasıl yapılmış? Abdullah Avcı'yı o anlamda eleştiriyorum. Bir de ben tabii Zeki Uzundurukhan için değil, yani böyle söyleniyor her kulüp için. İşte Trabzonspor'da var işte şu kim, ben merak ediyorum. Gelsin abi konuşsun, dünya futbolu, sistem, oyuncu, nereye evrilmiş, ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Mesela böyle söylüyor yani işte şu işte danışıldı, spor anlamda buna soruldu. Scout ekibinde bunlar var Trabzonspor'un. İşte bunlar söyledi falan. Kim onlar? Ya kim oyuncuyu seçmek etmek, bir kere bir sistem takım Trabzonspor değil, en büyük hatası bu. Trabzonspor bir sistem takımı olsaydı bu Muhammed Çav'ın peşinden 3 ay koşmazdı. Banza'ya böyle laf olsun diye almazdı. Yani bir sistem takımı değil. Transferleri ne yiyorlar. Belli değil. Oyuncu belli, evet, ya oynayacağı büyük, oyuna göre. Ya büyük takım böyle olur mu Allah aşkına ya? Oyuncular alalım, bir oyun modeli seçelim. Uğurcan diyor ki söylenecek çok bir şey yok. Herkes sorumluluğu üstlenmeli. Ben dahil. Evet. Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık demiş. Bu hafta da öne geçip kaybettiler. Ya bir şey söyleyeyim. Göztepe maçı 10 kişilik rakip. En güzel cümle o. Kendimiz düşünmeliyiz diyor.
Geri gelir misiniz? Bak ne diyor orada? Futbol bireysel bir spor değil, takım yok, olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Bir öncekine geldim. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü evet. gidişat mı? Bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Ama bunlar hep yani, temenni, somut bir şey var mı? Yani bunu yapmalarında. Bu temenni. Evet. Bak bunlar hepsi var. Yani kötü gidişat var. Bu gidişatı düzeltmek olarak. Bizim elimizde. Tamam da ne ol, nasıl olacak? Bu hep temenni. Şimdi Şenol Hoca da öyle. Abdullah Avcı çalıştığında öyleydi. Hep ben Trabzonspor'da hep temenni. Başkan öyle. Bielisa antrenör geldi, Hırvat öyle. Hep temenni oyuncular. Ya Allah aşkına bu seçimler onlara bunlara dikkat etmiyor musunuz? Oyuncu, antrenör vesaire bilmem ne. Yani bunları yaparken ederken nasıl bir takım oluşturacağız? Nasıl olacak? Ne edecek? Ya hedefi olan oyuncuları getirelim buraya. Daha genç olsun. Bir transfer böyle mühendisliğini doğru yapmaz mı ya şimdi Trabzonspor? Sıradaki 10 maç önümüzdeki hafta tabii hani ligin en kırılgan takımlarından biri, belki de birincisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Herhalde hani artık bu mutlak 3 puan hedefiyle çıkılacak bir maç olacak. Adana Demirspor 1-0 bitti mi maç arkadaşlar? Bitti değil mi? Eyüp Spor'a kendi evinde 1-0 yenildi. Adana Demirspor için gerçekten çok zor bir sezon. Yani bu halde de tamamlanması çok güç çok bir zor. Sezon. Allah kolaylık versin futbolculara da, zor. Alanya deplasmanı var. Şimdi içeride Kasımpaşa maçı, Alanya maçı deplasmanda. Tamam evet. Alanya hani ama düşme hattına geldi Alanya'da. Alanya takımı da yani şöyle bir bakıyorum. Tabii düşme hattında. Deplasmanda oynuyorsun. Kasımpaşa deplasmanda zor. Daha çok zor bir takım. Çok zor. Galatasaray maçı çok var. Çok zor. Yani 3 hafta öyle bir 3 hafta zor, maç var ki. Ya zor diyorsun ya. Trabzonspor için zor ya. Yoksa evet. Kayseri Spor geldi. Böyle bir hafta anlatıldı. Kasımpaşa Beşiktaş'ı evet. böyle yaptı. Geldi adamlar 2-1 yendi. Gitti dün Bodrum akşam İstanbul'dan. Samsun'a gideceksin. Ya burada ne var? Bu tabloda neyi mesela okunur net bir şekilde? Benim okuduğum net söyleyeyim mi ne? Trabzonspor bu rakiplerle oynuyorsa çoğula maçın favorisidir. Trabzonspor bu maçların favorisi değildir. Bak. Evet. Şimdi gelinen nokta budur bu bak. Trabzonspor. Bu Trabzonspor tabii. Evet. Şimdi normalde kağıt üzerinde eski baksa, bunların hepsinde favori. Galatasaray maçı belli sen, olmaz. Sen şimdi mesela. Şampiyon olduğu sene bunlar dersin ki ya Galatasaray'a belki takılır, geri kalan bütün maçları kazanır dersin aynen. değil mi? Tabii. Gelinen nokta bu maalesef. Yani İşin tuhafı bu. Şurada Adana Demirspor maçı haricinde ya yani o bile bak ya enteresan. Ben maçı seyrettim. Sivas 2-0 galipler Adana Demirspor. 2 gol kaçırdılar. 4-0'a yani bitirecekler neredeyse. Oradan maç döndü. Bakıyorsun Eyüp iyi mi diyorsun? 1-0. Geçen hafta Kayseri'ye gittiler. Kayseri'den iyi oynayarak bir puan aldılar. Net goller kaçırdılar. Yani o maç dahil diyemem. Ya Trabzonspor %100 kazanır. Trabzonspor'un geldiği nokta bu. Buradan çıkması gerekir. Çok. Ya Trabzonspor ciddi anlamda bir öz eleştiri yapması gerek herkesin. Trabzonspor'da bir de oynamayan oyuncular mesela Umut Güneş. Yani bir sürü oynamayan savaşacak oyuncular var. Bu oyuncular mesela oynamıyorsa oyuncular ben farklı bir takımla ben çıkarım. Ben oynamak için formayı kapmak için bir şey yapmalıyım diyor mu? Rekabet getirmeleri lazım. Bilemiyoruz tabii. Eleştiriyoruz, önerilerde bulunuyoruz. İşte hocam biz bir şeyler anlatıyoruz. Hiçbir ciddiye almıyorlar. Hiçbir bunu önemsemiyorlar. Bildikleri yoldan şaşmadan ısrarla istikrarsızlık üzere devam ediyorlar. Yapıştı üzere baktığın yani zaman. Yani Deniz Draguş. Hay adam kornere gidecek topu rakibe pas attı. Bakıyorum. Yani Cihan Çanak. Rizespor'lu oyuncu asisti yapamazdı o golde. Bak şimdi Muhammed Çam, en büyük hata. En büyük hata Umut şu. Umut Bozok bir oynuyor iki oynamıyor. Bak bu takımda oyuncu o kadar gelmek istedi ki. Belki Ocak ayında alacaklar. Yani Onu açıyor. 12-13 milyon euroya transfer edilebilirdi. Evet, Trabzonspor'un bütçeleri buna uygun değil ama 18 milyon euro artı 2028'e kadar sözleşmeleri tuttuğunda, totalde baktığında 13 oyuncunun Trabzonspor'a maliyeti 40 milyon euronun üzerinde değil mi? Bonservis ve yıllık alacaklarıyla birlikte. Ne olacak şimdi? Sen 18 milyon euro ise Southampton kulübüne 15 milyon euro verirdin. Yani oyuncuyu yaz hazırlık kampına da yetiştirirdin. En azından gelen ortalara vururdu sana bireysel olarak maç kazandırırdı. Bugün buralarda olmazdın. Hani oyun olmasa bile Banza'nın Onaccio'nun atacağı gollerle belki çok daha yukarılarda olabilirdi. Takımın enerjisini tabii. yukarı taşıyor, savaşıyor, takım, oyuncular aynen. bakıyor ona. Ne dedik mesela yani... Rafa Silva geldi, Immobile geldi, Beşiktaş'ın tabii. çehresi değişti. İşte Getson Fernandez oynamaya başladı falan.
Bazen bir oyuncu çok şeydir. Doğru. Bazen de o oyuncuyu kaybettiğinde tepe taklak gidersin. O yüzden burada Ocak ayında 6-7 transfer yapmaktansa al Onaçio'yu. Bu şimdi, takım yine bir şeyler yapar o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor bak bu Allah aşkına şimdi 6-7 oyuncuya para verecek, gidecek 6-7 oyuncu. Bunlar devre arası transferleri zordur. Devre çok zor. Arası, çok pahalı oluyor bir de. Çok yani ciddi anlamda bonservis ödersin, maliyet tabii ödersin. Mesela Onaçio da oynayamıyor bak. 5 maç toplamda oynadığında kaç dakika biliyor musun? 40 dakika. Şimdi 80, öyle mi? Şeyle beraber. Bak kupayla beraber. Bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. 59 dakika. Doğru. Trabzonspor haricinde öyle çok ciddi alıcısı da yoktu. Yok. Yok. Aynen. Bak çok enteresan. Diğer Göztepe falan aynı yani, firmanın aynı şeyi tabii. Yani evet, aynı sahipler işte hani çekmek istediler falan oraya. O ayrı. Oraya zaten parası geçirirlerdi de neyse. Ya Trabzonspor'a mesela normalde vermeleri gerek. Çünkü Belçika'dan alınışı adamın 16 milyon euro Ender bonservisi. Şimdi bunu baz aldı onlar. Tabii. Ya bir de dedi ki Trabzon'da iyi dedi bir sezon geçirdi yani veririz falan veremediler. Ya şimdi onlar da bakma kafalarını vuruyordur. Aynen bunu Trabzonspor'un teklifini kabul etseydik. Tabii. Onaçio'yu aldığını farz edelim. Üçüncü bölgeye top getiren oyuncu yoksa Onaçio ne yapacak? Şu anda Manzan'ın yaptığı gibi o da top bekleyecek. O da var. Bunu düşünmek yani lazım. Mesela Mönye onu besliyor. Top da şimdi hayır, bir tek Vişça var. Doğru, o da kaç? 39 hayır, yaşında. Bak şimdi. Yok hocam dediğin doğru da ama bak şimdi. Zeki Uzundurukan'ın söylediği güzel bir şey. Duran ne top gibi falan belki bak tehlikesi şimdi olur. Hayır. Ben yani takımın enerjisini enerjisini tek başına. Bak yok, yok. Hayır enerjisini yükseltiyor. Evet, bir tabii rakip için tehdit. Tabii. Adam iyi bir profesyonel. Tabii, kolay kolay sakatlanmıyor. Oynuyor vesaire falan. Yani şimdi tutup da Banze ile arasında çok ciddi bir kere farklı seviye kalite farkı ya var. Onu bir kabulüm. Kere ben iki, şuradayım. Üçüncü bölgeye top gelmiyor. Zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı saha içi organizasyonda top ayağında az önce söyledim. Ligimizde istatistiklerde net pozisyonuna giren mesela bakıyorsun 19 takım arasında en sonlarda. Ya. Pozisyona net pozisyona giren, rakip ceza sahası içine giren böyle yani bir sıkıntıları var. Zaten üretkenlikte var. Şimdi geçen sene Mönye ile Vişke işbirliğiyle orada yırttı Abdullah Avcı. Mönye gelmeseydi geçen sene zaten bu Trabzonspor takımı bas bas bağırıyordu sıkıntı var diye. Bravo. Bir Mönye geldi. Evet. Bir Vişke ile ikili oyun orada. Onaçio'ya yaradı orada. Bir takım havaya girdi öyle gittiler. Bir kupayı devam ettirdiler. Kupadan devam ettiler. Finalde kaybettiler. Ligi de üçüncü bitirdiler. Mönye'ye çık. Geçen sene zaten bu takım SOS veriyordu. Bak Abdullah Avcı varken de organize olmakta, öne gitmekte. Doğru, bir tek Mönye bunlara renk getirdi oyununa. İlhan Palut demiş ki Trabzonspor kötü günler yaşıyor ama büyük takım. Gol pozisyonlarını daha çok yakalayan bizlik. Oyuncuların 1-0'dan sonra kırılma yaşamadı. Son 4 haftada 3 galibiyet oldu. Ama o kadar kötü başladık ki düzlüğe çıkmak için hala uğraşıyoruz demiş hakikaten. Evet. Sezona çok kötü ama başladılar. Çok iyi savaştılar. Ufak toparlıyorlar. Çok iyi oynadılar. Yüreğiyle oynadılar. Ben alkışlıyorum Çaykur Rizespor'un mücadelesini. Bir yandan savaştılar da tabii Trabzonspor'u bak, konuşuyoruz ama ben, Çaykur Rizespor'un hakkını teslim ederek. Ben hakkını tabii ki veriyorum. Hiç İlhan Hoca'ya hepsini oyuncularını tebrik ederim. Ama bu maçı biz baz almalı mıyız, almalı mıyız? Bunu milli takım arasından sonraki lig maçlarına tekrar bakıp görmek gerekir. Evet. Çaykur Rizespor mu çok iyiydi bugün? Trabzonspor'u kötü müydü? Çok kötüydü evet. Yani yoksa Trabzonspor'un standardı bu. Çaykur Rizespor oynadı normal oyunu. Aynen. Yani mesela buna bakmak gerekir ileriki haftalarda erken konuşmamak aynı gerek. Aynı şeyi söyleyebiliriz Fenerbahçe için. Trabzon kazandı Alkmaar'dan. Tabii. Çok kötü Alkmaar'dan tabii fark yedi. Fark onun yedi gibi yani. Fark yedi ve oyunu da verdi. Yani evet. Trabzonspor bu ligde oynadığı rakipleri yanıltır. Bak yanıltır. Evet. Herkes Trabzon hepimizin milli gibi 4 büyük kulübümüzden biri. Bir yeniyor Trabzonspor'u yendik. Bu yanıltır. Trabzonspor'un yani o eski gücü yok. Yani yendiği zaman o takım yani yendiği zaman öbür hafta umulmadık bir mağlubiyet. Demirspor'a mağlup olabilirsin Trabzon'u yendikten sonra misal. Şaşırma. Ya, hala neye şaşırıyorum biliyor musun? Ya Trezeguet takır takır gol atıyor. Hiç. Suudi Arabistan. Tabii. Yani hakikaten nasıl gitti ya? Kaşla göz arasında kontenjana yere sürmek için bir de para da almadın. Bardi'yi tutmak için Trezeguet'i yolla. En önemli şimdi Bardi bir de tabii Bardi ile aynı sen de çok iyi biliyorsun aynı yani profilde oyuncu değil aynı mevki oyuncu değil ama değil, değil ama de, ne Bardi ile yabancı Bardi ile işte şimdi ya getirseler bize Bardi ile yabancı rakamı için ya Bardi tabii Bardi ile getirseler dedim ki Bardi gitsin Trezeguet kalsın bir de en önemli
Trezeguet daha genç. Vakeyme oynatıyorsun çizgide. Vişke evet oynatıyorsun. Şu Vakeyme'yi en önemli Trezeguet'in farkı ne bu forvet oyuncularına göre? Patlayıcılığı değil tabii mi? Tempo driplingi hızlı bir oyuncu. Hücumda kim var? Aynen. Ender. Vişke eski Vişke değil. Vakeyme değil. Orsic kadroda olmayan değil. Evet. Şimdi sen böyle bir oyuncu, atletizmi olan bir oyuncuyu bulmuşsun. Geçen sene sana goller atmış. İkinci santrofor gibi sol çizgiden artık giriyor. Oyun repertuarını geliştirmiş. Gol yapıyor sana. Çizgilerde kalmıyor eskisi gibi. Ve de rakibi tehdit ediyor. Evet, futbol bilgisi. Bak yorumu ya, eksik var. Bir şey. Zaten tekniği mekniği Oğuz'da iyi olsa Aston Villa'dan buraya gelmezdi. Unai Emery hala Aston Villa'da onu oynatıyordu. Ama sen burada elindeki kadroda sana direkt kaleye gidebilecek. Zaten sen bir pas dizisiyle gidemiyorsun. Set ucumu yapamıyorsun. Ucum organizasyonu. Doğru. Direkt kaleye gideceksin. Sen böyle oyuncuyu nasıl veriyorsun Ender? Bana bunu bir anlatsın Allah aşkına ya. Evet. Bir de şu var.